Her şey harika olacak Ruhi. Göreceksin. Günün birinde çok başarılı olduğumuzda bu günleri anlatacağız. Nasıl böyle müthiş işler yaptığımızdan bahsedeceğiz. Değil mi? Mesela şey deriz. Önce sokakta bir limonata tezgahı açtık. Sonra limonata dükkanımız oldu. Hiç fena değil ama büyük düşün Ruhi, çok büyük. Dünyanın en büyük limonatasını yaparız. Üf, ne diyorsun Ruhi ya? Oho! Limon bahçelerimizin kuruluş hikayesini anlatacağız. Bahçeler mi? Tabii. Kendi limonumuzu kendimiz yetiştireceğiz. Hatta kendi fabrikamızı kuracağız. Limonata fabrikası. Tam üstüne bastın. Hadi! Sok! Limonata buz gibi! Yorgunluktan ölüyorum. O kadar aradık ama yok. Burada kaybettiğine emin misin Fatma? Kumsala gelirken saatim kolumdaydı. Kaybolduğunu fark etmeden önce başka bir yere gittin mi? Emin değilim. Alt tarafı bir saat. Neden bu kadar üzülüyorsun ki? Sadece bir saat mi? Akıllı saat o. O kadar akıllı olsa kaybolmazdı. Ne? Kumda oynamıyorsun bile. Nasıl burada düşürmüş olabilirsin diyorum. Çünkü başka hiçbir yerde bulamadım. Hey çocuklar! Öğle güneşinin altında burada ne işiniz var? Kaybolan saatimi arıyoruz. Ama hiç zamanı değil Fatma. Güneş çarpabilir. Hadi gölge bir yere gidin. Daha sonra ben de bakarım. Bulursam haber veririm size. Of, tamam Selim abi. Doğrudan göl kenarına mı gidiyoruz Emiray? Önce eve uğramam gerek. Sonra buluşuruz. Neden buluşuyorsunuz? Emiray'la benim yapmamız gereken... Limonata! Dünya varmış. Gelin bakalım. Hepiniz alın limonatalardan. Böyle davranırsan kimse almaz bunları. Ben bir tane daha içerim. Susuzluktan öldüm. Saati ararken güneşin altında yandık. Alın. Gördün mü? Biraz davranışlarınızı düzeltirseniz daha çok satış yapabilirsiniz. Müşteri ilişkilerinizi iyileştirmeniz gerek. Siz ne iş peşindesiniz? Fabrika kuracağız. Limonata satıyoruz işte, görmüyor musun? Sıcak yaz günlerinin kurtarıcı kahramanlarıyız. Kahramanından halka limonata! Kumsaldaki güneşten sonra bu gölgelik çok iyi geldi. Ağaçlar sayesinde burası serin. İyi de sen yine bir şeylerle uğraşıyorsun. Gel sen de dinlen. Çevre müfettişi adayı olduğum için görevlerimi yerine getirmem gerek Bahadır. Niye tek başına yapıyorsun? Yardım etmek istersen asla itiraz etmem. Kendimi demedim. Emiray'ı soruyorum. Sonuçta bu işleri başına o açtı. Ben isteyerek yapıyorum Bahadır. Bu gönüllülük meselesi. Ben de dinlenmek için gönüllüyüm. Birinin hayatın tadını çıkarması gerek. Zaten öğle sıcağında kumsala gittik. Hep Fatma'nın yüzünden. Alt tarafı bir saat. Yok akıllıymış da, yok bilmem neymiş. Fatma'yı biliyorsun. Cihazlarına biraz düşkün. Tableti, akıllı saati falan. Biraz mı? Ben kaybolsam beni öyle aramaz. Yalan mı? Sanırım doğru. Hadi kalk yardım et. Ne kadar takıldınız bu temizlik işine. Ben odamı böyle temizlemiyorum. Sonra bir şeylere çarpıp kaza geçiriyorsun. Oyuncağa çarptığın zaman... Hiç hatırlatma. Düşündükçe ayağım hala sızlıyor. Bak bunları hayvanlar yiyecek zannediyorlar. Düşünsene bir plastik poşet yuttuğunu. Bütün hayvanlara zarar veremezler. Mesela bir kaplan düşün, hissetmez bile bunu. Kaplan mı? Kaplan ne arasın burada? Hani kaplan olmazdı? Kaç Hasan kaç! Of Emiray! Korkuttun bizi. Ne korkması? Kendi adına konuş. Kusura bakma Hasan. Geciktim.
Ama Bahadır'ın kaçışını görünce değdi doğrusu. Korkmadım diyorum. Koştun sadece. Emiray, Fatma nerede? Eve gitti. Saatini arayacakmış. Karaca? Eve gitti o da. Karaca'nın biraz tuhaf davrandığını fark ettiniz mi? Bence tek tuhaf davranan Fatma. Tam olarak değil. Düşünüyorum da Karaca bugün pek konuşmadı. Özge de ortalarda yok. Üstelik Özge kumsalı çok sever. Bence abartıyorsunuz. Şu göl kenarının tadını çıkarmak varken. Bir dakika. Tadını çıkarmak varken siz beni çalıştırıyorsunuz. Yok, bu böyle olmaz. Şu işi bitirelim, ben gidip Karaca'ya bakacağım. Göl kenarı diyorum Emiray, serinlik diyorum. Ben neden hala sizinle birlikte bu işi yapıyorum? Az kaldı az. Aç o poşeti Bahadır. Bak şimdi. Basket! Sıra bende. Sıra bende. Yok, yok, yok. Saatim hiçbir yerde yok. Sana da merhaba Fatma. Merhaba Hasan. Saatimi bir türlü bulamıyorum. Şimdi yenisini almam gerek. Of. Şimdi ben ne yapacağım? Neden yenisini almak zorundasın ki? Çünkü bendeki kayboldu. Hiçbir yerde bulamıyorum. Başka saatin yok mu? Var tabii ama onun özellikleri hiçbirinde yok. Belki de kaybolduğunu kabul etmen lazım Fatma. O saat olmadan da hayatına devam edebilirsin. Karaca'yı gören oldu mu? Neden bugün kimse selam vermiyor? Merhaba Hasan. Merhaba Fatma. Ne diyorsunuz? O kadar aradım ama yok, bulamıyorum. Tıpkı saatimi bulamadığım gibi. Üstelik son çıkan modeldi. Çok seviyordum. Hala saatinden mi bahsediyorsun Fatma? Karaca ortalıkta yok diyorum. Görmedim Karaca'yı filan. Herkesin kendince dertleri var Emiray. Dert dediğin sıradan bir saat. Hem Özge hem Karaca günlerdir yanımıza uğramıyor. Sen ise tek düşündüğün şey saat. Böyle mi düşünüyorsun? Arkadaşlar, biraz sakin olsak. Evet, aynen böyle düşünüyorum. Sen saatini ararken bile arkadaşların yanındaydı. Ama sen onların yanında olmuyorsun. Onu bırak umursamıyorsun bile. Ben umursuyorum tabii ki. Nasıl böyle düşünürsün? Tabii ki öyle düşünmüyor. Evet, öyle düşünüyorum. Sana inanamıyorum Emiray. Fatma! Hey! Karaca! Nereye gidiyorsun? Karaca! Bekle beni! Fatma'ya söylediklerim biraz sert olmadı mı Emiray? Sonra hepsi için pişman olacaksın. Hayır, olmayacağım. Of! Olacağım. Sürekli saatten bahsettiği için böyle oldu. Yoksa ben de istemezdim. Emiray! Emiray! Ne oldu Bahadır? İnanmayacaksın. Hani şu Zeka ile Ruhi'nin limonata sattıkları yer vardı ya. İşte orada Zeka ile Karaca'yı konuşurlarken gördüm. Ne? Ne? Karaca ile Zeka'yı. Bir şeyler döndüğünü biliyordum. Karaca'nın Zeka ile ne işi olur ki? Al bakalım. Bu limonata kafa çalıştırır. Müşteri ilişkilerimiz gelişiyor bence. Karaca nerede? Dur hemen koordinatları veriyorum. Dalga geçmiyorum ben. Karaca nerede? Ne bileyim ben nerede? Senin arkadaşın değil mi? Nerede olduğunu senin bilmen gerekir. Karaca'nın seninle konuştuğunu biliyorum Zekai. Ne söyledin ona? Ha? Önemli bir şey değil. İş adamıyız biz. Alışveriş meseleleri. Karaca'nın sizinle nasıl bir alışveriş olabilir ki? Sizi ilgilendirmez. Söyleme sen de, ben bu meseleyi çözerim. Zihni açıyor bu limonata. Yardımı olur. Doğru olabilir. Bahadır. Sessiz ol, benim ben. Emiray. Sakın sesini yükseltme. Ne işin var burada? Kimden saklanıyorsun? Bu meseleyi çözeceğim. Hangi meseleyi? Karaca'nın nerede olduğunu, Zekai'nin ne işler çevirdiğini hepsini çözeceğim. Oo,
Dedektif mi olduk? Onlara hiç güvenmiyorum. Eğer Karaca Zekai ile görüşüyorsa er ya da geç buraya gelecek. O zamana kadar saklanıp beklememiz lazım. Aynen öyle. Ne yapıyorsunuz burada? Korkmayın benim. Ne işin var senin burada? Şşş, sessiz konuşun, duyacaklar. Kim? Neden onları takip ediyorsunuz? Ne iş çevirdiklerini anlamak için tabii ki. Yanında yiyecek bir şey var mı? Saatlerdir buradayız. 5 dakikadır buradasın Bahadır. Öyle mi? Zaman hiç geçmiyor demek ki. Sen neden buradasın? Sizi arıyordum. Benimle gelin. Nereye? Burada vakit kaybediyorsunuz. İnsan arkadaşları için vakit kaybedebilir Hasan. Ya da açlığa biraz sabredebilir Bahadır. Biraz derken ne kadar? Of! Niye hiçbiriniz Karaca'yı umursamıyorsunuz? Başına ne geldi hiç mi merak etmiyorsunuz? Sizi o yüzden arıyordum zaten. Ben gizemi çözdüm Emiray. Çözdün mü? Evet. Hadi gelin benimle. Siz mi geldiniz? Nasıl yani? Ne zamandır görüşmüyoruz ve... Bizi gördüğüne pek sevinmedin. Yok, öyle değil. Karaca, iyi misin? Senin için çok endişelendik. Niye ki? Günlerdir ortada yoksun. Bir de senin Zeka ile görüştüğünü öğreniyoruz. Haliyle kafana taş filan düştü diye düşündük. Onlarla ne işin vardı Karaca? O mu? Ben onlardan kasa alıyordum. Ne kasası? Limon kasası. Şu işi başından anlatır mısın Karaca? Tamam, anlatacağım. Özge günlerdir bulduğu kedi yavrusuyla ilgili kabuslar görüyor. Neden ki? Başına bir şey gelmesinden korkuyor. Gündüzleri hep burada, onun peşinde ama geceleri bir şey olur mu diye aklına takılıyor işte. Geçen yağmur yağdığında koşup parka bile geldi. Görseniz sırılsıklam olmuş. Annem hasta olacak diye korktu. Bütün bunların Zekai ile ne alakası var? Kumsaldan dönerken Zekai ile Ruhi'nin yanlarındaki kasaları görünce işe yarayabileceklerini düşündüm. Aslında bu fikri bana sen verdin Emiray. Ben mi? Evet. Hani Mini'nin annesini ararken geri dönüşüm projelerinden bahsetmiştin. Ben de kasalardan kediler için küçük bir ev yapabileceğimi düşündüm. Araştırdım, içine köpük koyunca da sıcak olabileceğini öğrendim. Çevre müfettişi adayı gibi proje yapmışsın. Ve bize söylemedin. Bilseydik sana yardım ederdik. Biliyorum ama yapıp yapmayacağımdan emin değildim. Üstelik Selim abi de izin verir mi bilemedim. İzin verdi mi? Verdi. Hem de çok hoşuna gitti. Daha fazla yapıp mahallenin başka yerlerine de koyalım diyor. Harika olur. Hep birlikte yaparız. Parktayız Fatma, biliyorum. Ama tam olarak neredeyiz? Şimdi görürsün Özge. Biraz daha sabret. Sürpriz! Vay! Yoksa bu! Geri dönüşümle yaptığımız bir kedi evi. Artık minik üşümeyecek. Yalıtımı da var. İnanamıyorum! Demek Mini'nin artık bir evi var. Çok çok teşekkür ederim abi. Dur! Tamamını ben yapmadım. Fatma boyayıp süsleyerek bu hale getirdi. Çok teşekkürler Fatma. Fatma, ben çok özür dilerim. Seni nelerle suçladım. Bu çok çok güzel olmuş. Aslında haklıydın Emiray. Kaybolan saatime o kadar çok kafayı takmıştım ki... Karaca'nın neyle uğraştığını biz tartıştıktan sonra anlayabildim. Ben hiç anlamadım. Üstelik başından beri öğrenmeye çalıştığım halde. Olsun. Yine de iyi bir dostsun. Bense bazen ihtiyacımın olmadığı şeyleri bile isteyebiliyorum. Yeni bir saat almadan da yaşayabileceğimi fark ettim. Onu almadan önce de yaşıyordum. Ama arkadaşlarım olmadan yaşamak çok zor olurdu.